Hikmeti yitirdik. Neyi yitirdiğimizi fark etmek, eyleme geçmek ve var olmak, hakikati sezmekle başlayacak. İlmi Etütler Derneği, medeniyetimizin birikiminden hareketle çalışmalar yapan, çağın sorumluluğunun bilincinde, insanlığın yaşadığı sorunlara kuşatıcı çözümler üretecek ilim adamlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 2002 yılında İstanbul'da kuruldu. İLEM her zaman İslam ilim, düşünce ve medeniyet tecrübesini esas almayan faaliyetler özgünlük sorununu aşamaz, taklitçi kalır şiarını seslendirdi. 10 yılda bu şiara kulak veren yüzlerce ilim yolcusunun uğrağı, gönül ve zihin menbaı oldu. Lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması amacıyla birçok ilmi kuruluşun da desteklediği Genç Akademisyenler Buluşması ve Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi'ni gerçekleştirdi. Disiplin sınırları hapsolmuş akademinin insan ve toplumun birbirinden ayırması sorununu aşmak için İnsan ve Toplum dergisini yayımladı. İlmi meseleler hakkında da yüzlerce seminer, panel, anma toplantısı, sempozyum ve etkinlik düzenlendi. İlmiyetler Derneği'nin 10 yıldan bu yana devam eden çalışmaları, İhtisas Çalışmaları adı altında yeni bir safhaya girmiştir. Bu evreyle birlikte genç ilim adamları alanında uzman sivil toplum kuruluşu olan İlmi Etütler Derneği'nin ilmi ve bilimsel çalışmalar yanı sıra sanat ve estetik alanında ortaya koyduğu çalışmalar önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Öncü ve güçlü çalışmalarıyla kurulduğu günden beri bir örneklik sunan İLEM, 10. yılında daha nitelikli, daha kalıcı bir kurum olma yolunda ilerlemektedir. Hikmetin aslında bu anlamda bizde kaybedilmesi biraz unutulmasıyla alakalı gibi gözüküyor. Bence bu çerçevede baktığımızda İLEM aslında kaybedilmekten daha çok unutulmuş, üzeri örtülmüş olan hikmetin keşfedilmesi ve keşfi üzerinden inkişafı için bir yol gibi gözüküyor. İLEM'de benim bildiğim başlangıçtan bugüne gelinceye kadar hep o genel geçer mevcut bilginin sorgulanması ve onun üzerine alternatif bir sosyoloji, alternatif bir siyaset teorisi, alternatif bir iktisadi perspektif önerisi ne olabilir konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldı. İLEM Türkiye'deki zihni sömürgeleşmenin eğitim sistemine yansıyan, kültür hayatımıza yansıyan, entelektüel hayatımıza yansıyan problemlerini fark ettiği için bu ülkenin ruh kökleriyle derinlikli ilişkiler kurarak yeniden kendi medeniyet birikimimizi, medeniyet dinamiklerimizi nasıl hayata geçirebiliriz'in esprisi üzerinden kurulan kendine özgü, özgün bir eğitim kurumu. Yani hem yolda olacaksınız hem de gittiğiniz yolu, yolun kendisini bir değerlendirmeye tabi tutacaksınız. Onu da kendinize konu edineceksiniz. Bunun ikisini başarmak mümkün olursa şayet, ben İLEM'in ileride gerçekten de kendisinden beklenen, daha doğrusu günümüzde Müslümanlardan beklenen birçok şeyin yolunu, önünü açacağını inanıyorum. İlmiyle amil, alim, arif ve hakim şahsiyetlerinin bir şekilde tohumlarını atmaya çalışan bu topraklarda
bir kurum. Camiada, alanda, hani sosyal bilimlerde bu konuda çok fazla girişimin olmadığı bir dönemde hani bir öncü özelliği var. Bir kere onu vurgulamak lazım. İki, çok genç öncüler olması özelliği var. Çünkü gerçekten onlar çok genç yaşlarında çok ciddi sorular sorarak alana girdiler. Bizim kendi medeniyet birikimimize neyse o olarak nüfuz etmemiz gerekiyor. Çağın ağlarından ve bağlarından kurtararak çağrının bütün o saf haliyle neyse o olarak kavranmasını, idrak edilmesini sağlayabilecek, çağrıyı, çağını kurabilecek bir yolculuğa dönüştürebilecek, dolayısıyla bu yolculuğu gerçekleştirebilecek, öncü kuşakları yetiştirebilecek bir kuruma dönüşmesini bekliyoruz. Allah yollarını açık etsin, kolay gelsin diyoruz ve önümüzdeki dönemlerde akademide inşallah buradan yetişmiş gençlerin de çok daha üretken olacağını hep birlikte göreceğiz diye umuyorum. İnsanın tarihi kadar eski bir cehdi kuşan Dilem. Nesiller boyu devam edecek bir yolculuğa çıktı. Yolunu, yolumuzu hikmet aydınlatacak.